Zorluyorum. Şimdi. Şimdi. Bas, 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 hop. Bas, bas, bas. Tekrar kollar. Yukarı. Evet. Çift sol. Kollar. Süpersin, bırakma. Süperiz. Yılmak yok. Yukarı. Şimdi öne. Şimdi öne. Bas, bas, bas. Öne. Bacağı çek. 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 Çekiyorum hocam. Kaldır. Çift kol. Hop. Hop. Yorulmak yok. Pes etmek yok. Süpersiniz. Bugün harikaydınız çılgın zumbacılarım. Bir sonraki derse kadar zumba ile kalın. Evet zumbacılar. Hocam harikayım. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Çok iyiyim hocam. O zaman. Tartılma zaman. Gel bakalım. Gel. 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 Evet. Şimdi. Evet. Hadi hadi. Güveniyorum sana. Hadi. O yediğin kuymaklar, hamburgerler, cipsler gözüne dizine dursun inşallah senin ya. 50 gram bile verememişim. Ne var? Şükür teyze. Ya neredesin sen? Saatlerdir arıyorum seni. Annem de arıyormuş. Açmıyor musun? Köpürdü kadın. Yer yarıldı. Yerin içine girdin sanki ya. Keşke. Keşke yer yarılsa da beni o kuymakları yuttuğum gibi yutsa içine. Sen yine tartıya mı çıktın? Teyze hoşçum, sen ne zaman acaba kendini boy aynasına görmeyi bırakıp normal aynadan bakacaksın? Yaz, bak sen gittiğinden beri burada zumba yapıyorum. Tamam mı? Neredeyse tavanı delip alt kata düşecektim. Sonuç, 50 gram bile verememişim. Ama öyle hemen olmaz ki. Biraz istikrar lazım. Sen hemen pes ediyorsun. Sende istikrar yok. Kabul etmiyorum. Bu spor bana göre değilmiş. Ayrıca sana söyleyeyim bak benim mide ameliyatı olmaktan başka şansım kalmadı. Teyze saçmalama seni ameliyat etmezler. Ya sıfır beden kızları gördükçe kendini kilolu zannediyorsun. Bana bak sen ikidir bana teyze teyze diyorsun. Senle ofisteyken bana Fadi diyeceksin diye konuşmamış mıydık? Merak etme. Yalnızım. Bundan sonra da hep yalnız olacağım galiba. Bugün ofisteki son günüm olabilir. Ay bak. Bu hiç fena olmaz biliyor musun? Sonuçta ben mide ameliyatı olduğumda bana evde bakacak biri lazım. Teyze sen dinleyip ya. Vallahi kafayı yedin ya. Ay onlar misafirin deli çocuk. Diyetisyenler önce psikoloğa ihtiyacın var senin. Hadi kapat. Niye açılmıyor? Bunun kablosu nerede? Biraz arayı gelmez mi? Yani senin anlayacağın. Ben işleri iyice batırdım. Hiç sıkma canını. Senin niyetin orada da. Ama niye aslında aklını uyup gittin ki? Ya sen beni bilmiyor musun? Ben gazla çalışıyorum. Bana dedi ki bak dedi senin ağzın dedi çok iyi laf yapıyor dedi. Çok güzel dedi ikna edersin sen onu dedi. Gelir dedi Kemal de çok sevinir dedi. Yani Kemal için bir şeyler yapmak istedim. Gönül olmak istedim belki de. Senin görünmeme ihtimalin yok ki. Görmek isteyen için ışıl ışılsın. Sağ ol. Ama bir daha kimsenin aklıyla hareket etmeyeceğim. Benim aklım var ya. O aslında alacağı olsun. Her şeyi biliyormuş. Kemal ile Derya'nın arasındaki gizli ilişki. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sen de biliyordun. Sen de biliyordun bana söylemedin. Şuna bak bir ben bilmiyormuşum. Kemal'le arkadaşlığımızı biliyorsun. Yıllar geçince birbirinin her şeyi oluveriyorsun. Tamam biliyorum. Ama ne olursa olsun bana söylemen gerekiyordu. Derya'ya gideceğini bilseydim yapma derdim zaten. Bak tamam. Son kez soruyorum. Kemal'le ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Orada sen bana ne okutacaktın? Hani dedin ya dün sana bir şeyler göstermem, okutmam lazım diye.
Şey... çantamda, ben okuturum onu sonra sana. Tamam. O zaman ben şu krizi çözeyim, hemen yanındayım. Bak ya, kabak gibi ortaya çıkmışım, rezil oldum. Sen mi ben mi acaba? Al, al da bak. Kim, yani sen azından güzel çıkmışsın ya ben? Ya balığı gibiyim böyle. Ama çocuk her şartta karizmatik çıkıyor değil mi? Değil mi? Yakışıklı ya ondan. Maşallah. Kız bana bak, sen çok mu aşıksın bu Kemal'e? Ay teyzeciğim, anlamadın mı sanıyorsun yani? Dışarıda Kemal, evde Kemal. Annem arıyor. Ay duydu, her şeyi biliyor, duydu. Ay yok kız, hiç nereden izleyecek haberleri? O hasat zamanı şu an. Başını kaşıyacak zaman yoktur. Aç sen, aç. Açıyorum. Günaydın anneciğim. Gülbeyaz'ım nasılsın? İyiyim anneciğim, ne yapayım, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır, aramazdım bu saatte, ne oldu? Dün gece seni rüyamda gördüm. Bir arayayım bakayım dedim, çocuğumun halini hatırını sorayım dedim. İyiyim çok şükür anneciğim. Sağlığım da halim de keyfim de yerinde. Sen nasıl gördün beni rüyanda? Hayırdır inşallah, böyle kalabalıklar içindeydin. Kavgalar, gürültüler, kıyametler kopuyordu. Çekil! Hemen ağam, hemen ağam, hemen ağam, hemen ağam, hemen ağam, hemen ağam, hemen ağam. Ya şunu al, şunu al. Ha onu al. Annem yok artık, benim ne işim olur kalabalıklar içerisinde? Yok öyle bir şey. Pes ya, pes sana. Ayaküstü 40 tane yalan söyledim be. Kız kime çektin sen böyle, bak beni de dinlemiyor. Ha iyi, tamam. Hani ben de dedim ki zaten benim çocuğumu yani sıksa sıksa borsadaki iniş çıkışlar sıkar dedim. Acaba dedim borsa horona mı durdu dedim. Ay anne. Borsa horona mı durdu? Sen nereden buluyorsun bu lafları Allah aşkına ilahi? Öyle düşündüm işte. Sonra bir baktım havadislere. Meğer borsa değil, magazin horona durmuş. Bana bak Gülbeyaz. Bana doğruyu söyle. O sen miydin? Bilirsin, günah almayı sevmem. Benim. Ama anne, yemin ediyorum düşündüğün gibi değil. Aferin. İnkar etmedin. Zaten yanında Fadime de vardı. O meşhur restoranda ne yapıyordunuz? O yoluk saçlı kimdi? O kem gözlü şarkıcıyı nereden tanıyorsun? Ayrı soruları. Annemle Hanan'ın altı yandı. Biz de aç kaldık. Dedik ki Fadik'le dışarı çıkalım, dışarıda yiyelim. Sonra bir tane kız. Böyle küçücük bir şey. Çiroz. Bir de çirkin. Bana saldırdı birden. Yani benim hiçbir suçum günahım yok. Ne o yanındaki şarkıcı bozuntusunu tanıyorum. Ne de o kızı tanıyorum. Bilmiyorum. Tamam. Sakın işin olmasın. Şarkıcıya, türkücüye bulaşma. Biliyorsun başımıza gelenleri. Biliyorum annem. Neyse ama şimdi ben kahvaltıdayım. Seni daha sonra arayayım, tamam mı? Ayıp olmasın kızlara. Tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Çok öptüm. Hadi bay bay bay. Tamam, ben de öptüm seni. Bana bak, dikkatli ol ha. Görmüş haberi ya. Ama pes dediğin kabiliyetimle ikimizi de kurtardım. Sen öyle san. Bak, sen de problemi çözdün. Bende de sağlamasını yapmak için arıyor bak. Efendim ablacığım. Alo. Ha Fadime, neredesin? Dışarıdayım ablan. Dışarıda nerede? Marketteyim ablacığım. Evde birkaç tane eksik olmuş. Bu akşam diyorum ki mısır çorbası yapayım diyorum. Biliyorsun çok seviyor seni kız. Çok sever Gülbeyaz'ım. Yap yap, aferin. O nerede? İşte mi? Ablacığım bu saatte nerede olacak yani? Çayınızı taze edin. Ablacığım senin bir isteğin mi vardı, bir emrin? Yok, öyle bir aradım. Hadi senin çok işin vardır Fadime. Kolay gelsin sana, kolay gelsin. Tamam. Tamam. Anladın mı bir şey? Bir çay alabilir miyim? İki olsun.
Bak bu lacivert sana çok güzel olur. İstemiyorum. Vallahi bak o açar seni. İstemiyorum. Aa, bakar mısın şu tesadüfe bak bak. Burası şey değil mi dün Aslı'nın bize bahsettiği yer? Teyze hoş inanamıyorum. Bütün derdin buydu değil mi? Alışverişti, yemekti, hepsi bahane. Buraya getirtmek için yaptın. Aşk olsun ya. Ben yerin burası olduğunu bile bilmiyordum. Ama bak, Evren bize bir mesaj yolladı. Bu mesajı almamak olmaz. Bak madem gelmişiz girelim hadi gel. Aşk olsun sana. Ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin? Tamam canım. Zaten Fadime kim ki? Kim Fadime? Şu hayattan gram zevk almasın Fadime. Aman sakın. Yeğenine bakıcılık etsin, yemek pişirsin, hizmet etsin. Kendinden vazgeçmişçesine tüketsin ömrünü Fadime. Fadime'nin adı yok. Teyze. Özür dilerim, tamam. Aa, üzülme, hadi gel girelim, tamam. Yok vallahi yani bütün hevesim kaçtı, bırak eve gidelim. Ha üzüldün sen. Ama teyzem şimdi hiçbir derdim yokmuş gibi bir de buna üzüleceğim. Bunu dert edeceğim kendime. Yok kuzum yok. Benim derdim dert mi senin derdin yanında? Boş ver. İyi madem eve gidelim. Kız aa delirdin herhalde. Bak sen bunu çok kafana takarsın üzülürüm. Hadi gel girelim boş ver gel. Merhaba. Merhaba. Fadime güzelce ben randevum vardı. Bir saniye. Teyze sen hastaysın. Neri Hanım sizi bekliyor. Buyurun. Neri. Hanımlar, hoş geldiniz. Ben güzellik koçunuz Neri. Hoş bulduk Neriman Hanımcığım. Yani Neriman ablacığım diyorum. Çünkü bir arkadaştan aldık numaranızı, yabancı değiliz. Öyle mi? Necicim? Siz de yanılmıyorsam 10.45 Fadime'si olmalısınız. Okay. Canişko. Senden küçük bir ricam olacak. Bana sadece iş arkadaşlarım ve ailem full ismimle hitap eder. Senin Neri demen yeterli tatlım. Vallahi bölüyorum ama teyze hoşuma da yalnızca yakınları Fadime der. Siz sadece Fadi derseniz yeterli Neri Hanımcığım. Öyle mi? Ne cici? Öyleyse sihir başlasın. Sakın o şeyi seans sırasında lütfen istirham ediyorum sessiz alınız. Çünkü takdir edersiniz ki biz burada gayet konsantrasyon gerektiren bir iş yapıyoruz. Aldım sessiz de mühürtladım tamam. Teşekkürler. Fadi hazır mısın? Çok. Ay dilim varmıyor. 687.000 mi yoksa TC kimlik numaranızı falan mı yazdınız buraya? Ah ne şekersin canım. Espritüelsin de bir de. Yo, TC kimlik numarası değil. 687.000 kuruşları ben attım. Çocuklar, güzelliğin bir bedeli vardır. O bedel bazen birazcık ağırdır. Ama değer. Çocuklar, siz burayı böyle merdiven altı botoksçusu falan zannetmediniz değil mi? Sen buraya niye geldin? Hı? Fındık kadar burnum var, burnumu yaptıracağım. Birkaç kilo fazlam var, onu aldıracağım dedin. Olay başka yerlere gidiyor şu an. Ama bak, yaz.
Şuraya bak ben gelecekteki Fadi'yi görüyorum. Neri Hanım öyle güzel çizdi ve öyle güzel anlattı ki kendimi görüyorum Yaz. Gel sen de bak gel. Yok yok ben hiçbir şey görmüyorum teyze buraya gel lütfen sesime gel ya yapma böyle bunu enjekte etme vücuduna. Ya kadın resmen bizi dolandırmaya çalışıyor. Pardon dolandırıcılık derken? Hanımefendi. Canişko, biz burada krem de la krem, premium bir hizmet veriyoruz. Ben şimdi krem de la krem, premium Fadime mi oluyorum? Olmuyorsun. Elbette. Olmuyorsun ya. Seni hayal dünyasına çıkarıp gerçek dünyaya alabilir miyiz şu an? Bırak elindeki aynayı. Hadi diyelim yaptırdık, her şeyi yaptırdık. Nasıl ödeyeceksin bu parayı, hı? Fındık bahçemi satarım. Bravo! Sen bu kadına ne yapıyorsan yap, ben gidiyorum. Ayrıca da kılavuzu kargo olanın burnu pislikten kurtulmazmış. Anam, aynı ablam gibi konuştu. Hayır, hayır, sen... Ayrıca da siz insanların zaaflarını kullanıp servetinize servet katıyorsunuz. Bu premium hizmet değil, bu düpedüz dolandırıcılık. Yaşınızdan başınızdan utanın. Aa, aa! Bekle, geliyorum ben de. Bana saçıyla tokat attı. Bu şiddettir. Bu iş burada bitmedi. Dava açacağım. Ya. Gündüz adam soyacaklar ya. Taksi. Teyze siz şu suratını seni gördükçe cinnet geçiresim geliyor. Ay Suziş, ellerin dert görmesin yavrum, oh. Gel. Anneciğim. Oğlucuğum. Müsait misin, girebilir miyim? Çekilebilirsin Suziş. Ay o kadar doğru bir zamanda geldin ki Murat. Sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Ne oldu? Ay Murat'ım. Anneşi dövdüler. Ne? Ay Murat'cığım ben seni anlamadım oğlum. Hani neden konuşamıyorsun bu şarkıcı kızla? Anne kız şarkıcı değil. Sen beni dinlemiyor musun? Boşuna mı konuşuyorum ben? Al kızı karşına konuş işte bitti. Hem kız profesyonel değil diyorsun. Ver eline 3-5 dolar. Olsun bitsin işte. Öyle bir kız değil. Nasıl öyle bir kız değil? Çok gururlu bir defa. Asi, hırçın. Karadeniz gibi bir dalgalı, bir durgun. Ama dalgaları kayaları parçalar. Bir bakmışsın Poyraz olmuş ayaklarını yerden kesiyor. Bir bakmışsın Meltem olmuş seni sarıp sarmalı. Sıçışık. Oğlum. Sen aşık olmuşsun. Kim bu kız? Yaz. Buyurun. Afiyet olsun. Yok yani. Aşk falan değil sen. Yanlış anladın. Ha, ben seni yanlış anladım. Murat'cığım sana çok önemli bir havadisimiz var. Muhtemelen bunu ilk defa duyacaksın. Ancak seni ben doğurdum oğluşum. O yüzden beni kandıramaz. Tamam, okey. Kemal'e sor. Benim söylediklerimin aynısını sana söylemezse... ...sana yemin ediyorum bütün çanta koleksiyonumu yakarım. Vintage'lar dahil. Soramam. Anlatamam. O bunu anlamaz. Hem zaten aşk falan yok. Sen taktın buna ne aşkı? Aşk. Aşk. Bak Murat'cığım, git bu kızla açık açık konuş. Artık aşk mı konuşacaksın? İş mi konuşacaksın? Onu sen bileceksin. İkisi de birbirinden zor.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.